Merhaba, ben Erol Altınışık. Bu uygulamamızda birlikte fan gövdesi modelleyeceğiz. Öncelikle bunun için bir part modelimizi açacağız. Katı modelleme gerçekleştirmek için modelimize bir isim veriyoruz. Modelimize bir isim verdikten sonra gelen kısımda karşımıza gelen bu pencere içerisinde modelleme tabağı altında Extrude komutumuzu kullanarak fan gövdesinin merkez kısmını oluşturacağız. Fan gövdesi için öncelikle böyle bir silindir çiziyoruz. Çapımız 68 olacak şekilde. Çapımız 68 olacak şekilde bunu yaptıktan sonra Extrude deyip OK deyip daha doğrusu buradaki yüksekliğimizi ister bu şekilde gözle görülecek şekilde elle ayarlayabiliriz. İster sayısal olarak bu şekilde düzenleyebiliriz. Option tabından diğer tarafa doğru da belli bir miktar yani 21 mm olacak şekilde gördüğünüz gibi bu tarafa 23, diğer tarafa 21 mm olacak şekilde extrude işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu extrude işlemimizi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki adım olarak bir başka komutumuz olan revolve komutunu göreceğiz. Revolve komutu ile beraber kendimiz burada bir düzlem seçiyoruz. İsterseniz sketch'inizi daha rahat düzenleyebilmek için buradan sketch orientation kısmından örneğin yatay referans olarak burayı kullanacağımızı söyledik. Bunu gerçekleştirdikten sonra kendimize bir tane center line yani dönme ekseni çiziyoruz. Bunu da geometric center line ile gerçekleştiriyorum ki dönme eksenimizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayalım. Merkezden uzaklığımız 23 birim olacak şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Yine çizim için bize yardımcı olması anlamında burada referanslarımız varsa gerekli referanslarımızı seçiyoruz. Bir tane dikdörtgen burada oluşturacağım. Dikdörtgeni dikkat ederseniz dikdörtgenler içerisinde center rectangle olarak seçip şu şekilde dikdörtgenimi kullanıyorum. Dikdörtgenim köşesi az önce referans olarak aldığım çizgi otomatik olarak tanımış durumda. Buradaki ölçülerden faydalanarak şuradaki genişlik ölçüsünün 21 ya da 22 olmasını istiyorum. Modelin buradaki genişliğinin ise şuradaki genişliğinin ise 32 olarak gerçekleştirilmesini sağlıyorum. Bu görmüş olduğumuz dikdörtgen, bu vermiş olduğumuz eksen etrafında döndürülecek. Şimdi OK deyip döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Döndürme işlemini tam bir daire olacağı şekilde de yapabiliriz ya da belli açılarda olmasını da gerçekleştirebiliriz. Biz burada tam 90 derecelik bir tane revolve işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki adıma geçeceğiz. Bir sonraki adıma geçtiğimiz zaman buradaki yapacağımız işlem blend işlemi. Yine shapes komutları içerisinde blend seçeneğini kullanarak section bölümü dikkat ederseniz kırmızı olarak yandı. Bize de eksik olan kısım bu. Define deyip ilk kesitimizi burada tanımlıyoruz. Şuradan geldik. Sketch'imiz için ilk kesit tanımladık. Yine aynı şekilde burada section orientation kısmından örneğin şuranın ben kendime referans olarak bu şekilde gelmesini istiyorsam bunu sağladıktan sonra burada ilk şeklimi şöyle project komutunu kullanıp loop seçeneğiyle şu yüzeyin bütününü alıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ok gösteriyor. Bu start point adını vermiş olduğumuz bir ok. Bunu da bir sonraki kesitte daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacağız. OK diyorum. Şimdi bir sonraki kesitimi gerçekleştireceğim. Şuradan bakarsak. Bir sonraki kesit için de aradaki mesafenin 25 birim olmasını istiyorum ve sketch'imi çizmek istediğimi söylüyorum. Yine burada Section Orientation'dan sketch'imi döndürebilirim ya da buradan kendim hemen geliyorum. Şuradan bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şurası merkezi olacak şekilde. Yine referans oluşturmak için seçmek için Alt tuşuna basıp şuradaki kenarı seçtiğim zaman bunun üzerinde gördüğünüz gibi referans işlemini gerçekleştiriyorum. Buradaki genişliğimize baktığımız zaman 38 olacak şuradaki genişliğimiz 38 olsun diyorum. Yüksekliğimiz de 26 olacak şekilde geometrimi düzenliyorum. Geometriyi bu şekilde düzenledikten sonra dikkat edersen start point bu alt köşede, diğer de diğer alt köşedeydi. OK dediğim zaman bu iki alt köşe birbirleriyle denk geleceği için bu şekilde gördüğünüz gibi blend işlemini gerçekleştiriyoruz. Blend işlemimize bir sonraki adımda yine tekrar yeni bir tane daha
Dikkat ederseniz ilk iki tanesini bize zorunlu olarak sormuştu. Bundan sonrakiler biz isteğe bağlı olarak bir opsiyon olarak seçiyoruz. Yine insert deyip üçüncü bir kesitimizi buraya ekleyeceğiz. Üçüncü kesit için de yine aradaki mesafeyi daha öncekilerini kullanabileceğiniz gibi elle de yazabilirsiniz. 25 olmasını istiyorum ve sketch deyip üçüncü kesitimi burada çizeceğim. Yine daha önce yaptığım gibi rectangle seçeneğinde içerisinde bulunan center rectangle'ı seçerekten yine burada merkez çizgisi üzerinde oluşturup alt tuşuna basılı tutarak şu bakın modelim sağ tuşta klikleyip bu kenar çizgisini seçiyorum kendime referans olarak. Bu sefer genişliği baktığım zaman 46 olarak veriyorum. Tabi burada farklı değerler isterseniz deneyip test edebilirsiniz, görebilirsiniz. Biz bu şekilde bir değer verme uygun gördük. Genişliği de 32 olarak gördüğünüz gibi verdi. 46'ya 32 ölçüsünü verdikten sonra start point'in yine köşede olduğundan emin oluyorum. Köşede değilse herhangi bir köşeye tıklayıp buna start point diyorum. Sağ tuşta tıklayıp önce sol tuşta seçiyorum. Sonra sağ tuşta start point diyorum. Bu şekilde start point'i tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kesitim vardı ve bu 3 kesitten bu şekilde kademeli geçecek şekilde bir sketch ile blend işlemini gerçekleştirdik. Blend işlemimizi gerçekleştirdikten sonra okey deyip bunu da katı modelimize dahil ediyoruz. Bu katı geometriyi. Bundan sonra dikkat ederseniz şurada geçişler de bir şey var. Çok güzel bir geçiş yok. O yüzden o geçişin daha güzel olması için burada round komutunu kullanıp kontrol tuşuna basılı tutarak şuradaki kenarları seçiyorum. Bu üç kenarı seçtikten sonra bunun ölçüsünü 50 olarak veriyorum. İsterseniz bunu 50 de değiştirebilirsiniz. Ben 50 olarak buradaki ölçüyü verdim. 50 olarak buradaki ölçüyü verdikten sonra tekrar round komutuna girip şuradaki kenara geldiğiniz zaman bakın sağ tuşa tıklarsanız Intent Edge deyip seçenek çıkıyor karşınıza. Buna tıkladığınız zaman aynı anda birden fazla gördüğünüz gibi kenarı seçebilme şansı veriyor. Tabii ölçümüz büyük olduğu için etkisini tam olarak göremiyoruz. Ölçümüzü değiştirip 7 olarak düzenlediğimizde burada dikkat ederseniz bir anda birden fazla kenarı seçmiş olduğumuzu görebilirsiniz. Tekrar round komutuna girip son olarak şuradaki kenara bir round atacağım. Buraya attığımız round da biraz daha ufak olacak şekilde üçlük bir round işlemi oluşturup buradaki geçişlerin daha düzgün olmasını sağlayacak şekilde düzenledik. Bundan sonra yapacağımız uygulama yine farklı bir komutu görmek adına shell komutunu kullanacağız. Shell komutu modellerimize bir kabuk oluşturmak için kullandığımız bir komut. Shell komutuna girdiğimiz zaman öncelikle kontrol tuşuna basıp kabuk geometri içerisinde olmasını istemediğimiz yüzeyleri seçiyoruz. Daha sonra burada kalınlığımız ne kadar olacaksa bu kalınlığımızı veriyoruz ve bu şekilde OK deyip Shell komutunu da uygulamış oluyoruz. Shell komutundan sonra modelimizin merkezine bir delik oluşturacağız. Bunun için Hole komutunu kullanmayı düşünüyoruz. Hole komutu için yerleşim düzlemi olarak şu düzlemi seçiyorum. Daha sonra Hole komutunda Shift tuşuna basılı tutarak mouse'umla deliği kaydırıyorum. Bakın buradaki ekseni yani buradaki silindirin tam eksenini şu an tutmuş oldu. Daha sonra buradan şurada placement kısmında bakarsak yerleşimini gerçekleştirdik. Şuradan da True All seçeneğini seçip bütün burada gördüğü geometriyi delmesini istediğimi söylüyorum. Çap olarak da buradaki çapın 16 olmasını istediğimi belirtiyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi buraya bir delik deliyorum. Delik delme işlemini bitirdikten sonra şu yan tarafa bir flange gibi bir şey çizeceğiz. Bir model oluşturacağız. Bunun için de Extrude komutuna gelip şu düzlemde çizim yapmak istediğimi söylemek için bu düzlemi seçiyorum. O düzlemi karşımıza getirdi. Burada Use komutunu ya da Project komutunu kullanarak yine Loop seçeneğinden bakıyorum. Şurada diyorum ki şunu seçip Next deyip evet kırmızıyla görüntülenen çizgiyi ben seçmek istediğimi söylüyorum. Tekrar gördüğünüz gibi 2D'den 3D görüntüye geçtiğimiz şu noktada 2D'ye geçmek için şuradaki ikonumuza tıklıyorum. Bu ikona tıkladıktan sonra daha sonra burada Circle seçeneğiyle yine bir önceki merkezde aynı olacak şekilde bir daire çiziyorum ve bu dairemin çapını da 78 olarak tanımlıyorum.
Bunu da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi flanşımızı oluşturuyoruz. Flanşımızın kalınlığı 2 olacak şekilde modelimize bunu dahil ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin flanş kısmını da oluşturduk. Bundan sonra yapacağımız işlemse yine farklı bir komutu görmek adına keza önce extrude ile ilgili bir komut göreceğiz. Bunun için de geliyorum şöyle modelime extrude diyorum. Şuradaki düzlemi seçiyorum kendime, ortadaki düzlemi. Ortadaki düzlemi seçtikten sonra referans için diyorum ki ben kendime şurayı referans olarak almak istiyorum. Referans olarak aldıktan sonra buraya bir tane şey çizeceğim. Dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgeni bu sefer corner rectangle olacak şekilde getiriyorum şöyle. Biraz da fazla ya da kısa olsun şu şekilde çiziyorum. Şu kenarını kaldırıyorum dikdörtgenimi çünkü orası bana gerekli değil. Burada project komutunu kullanıyorum ve şu kenarı seçip bu kenarı sketch'ime dahil edecek şekilde kullanmak üzere seçmiş oluyorum. Sonra corner seçeneğiyle geliyorum şuradaki çizgilerin birleştirilmesini sağlayarak modelimi için gerekli olan sketch'in formunu düzenliyorum. Burada modelimin şuradaki mesafesini şöyle yapalım. Diyorum ki şuradan şuraya olan mesafe 36 olsun. Yine aynı şekilde baktığım zaman şuradaki mesafemiz yani yükseklik mesafemize bakarsak hemen bir saniye şuradan şuraya olan mesafeyle 38 ya da 28 gibi farklı değerlerimiz var. Onlardan uygun olacak şekilde 28 olarak çiziyoruz. Buradaki modelimizin kalınlığı daha önce program tarafından verilmiş ama biz uygun olacak bir değere 3 değerini bunu getiriyoruz. Bu şekilde modelimizin buradaki bölümünü çizip OK veriyoruz. Extrude'la şimdi burada gördüğünüz gibi tek taraflı bir extrude işlemi gerçekleştiriyor. Ben şuradan geliyorum options kısmından bunu çift taraflı olacak şekilde yani simetrik olacak şekilde olmasını sağlıyorum ve genişliğini de 38 olarak tanımlıyorum. Burada bir kademe yaptık. Gördüğünüz gibi buradaki fan gövdemizin oturacağı bölgeyi aslında çizmiş olduk. Daha sonra fan gövdemizin oturacağı bu gövdenin üzerine bir de delik işlemi gerçekleştireceğiz. Şu şekilde geliyoruz. Buraya bunun çizimini gerçekleştireceğiz. Hole komutuna giriyoruz. Diyoruz ki şu yüzeye ben delik delmek istiyorum. Deliğimin çapı 3 olsun. Pardon, çapı 3 olsun. Delik de diyelim ki buradan önüne gelen bütün katıyı delecek şekilde olsun. Mesafesini ayarlamak için şuradan bir referans al, şuradan bir referans al diyoruz. Buradaki mesafemiz diyelim ki 7 olsun. Şuradaki mesafemiz 3 olsun. Bunu tanımlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada bağlantı deliğimizi de oluşturmuş olduk. Bağlantı deliğimizi oluşturduktan sonra araya bir feder koyacağız. Feder koymak için de şuradan rip komutumuzun profile rip seçeneğine girip rip gerçekleştireceğiz. Ama bunun için öncelikle diyoruz ki bize bir tane yardımcı düzlem lazım. Yardımcı düzlem için buradaki datum unsurlar üzerinden düzlemi seçtik. Şu düzlemimizi diyoruz ki bu tarafa doğru gördüğünüz gibi 5 birim offsetlemek istiyoruz. 5 birim bunu buraya offsetledik. Daha sonra burada rip komutuna devam etmek istediğimizi söylüyoruz. Rip komutuna devam ettiğini söyledikten sonra şuradan kendimize referans olarak şu görmüş olduğumuz çizgileri seçiyoruz. Daha sonra burada line komutunu kullanarak şuradan tek bir çizgi çiziyoruz. Dikkat ederseniz sadece burada kapalı bir alan oluşturacak şekilde. Bu oluşturmuş olduğumuz çizgimizin mesafesini de ayarlıyoruz. Diyoruz ki şurasıyla şurası arasında 5 birim bir mesafe olacak.
Okey dediğim zaman dikkat ederseniz burada bize bir okla yön soruyor. Ben diyorum ki iç tarafa doğru oluşturmanı istiyorum federi. Bu şekilde federimizi oluşturdu. Genişliği de iki olacak şekilde federimizi burada oluşturup modellememizi tamamlamış oluyoruz. Bunu da yaptıktan sonra köşeye dörtlük bir round işlemini yapacağız. Geliyoruz. Şu köşeyi seçiyoruz. Buraya bir round işlemi yapacağımızı söylüyoruz ve bunun da 4 olmasını istediğimizi söylüyoruz. Aynı şekilde burada da bir round işlemi gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi burada round işlemimizi de tamamladık. Burada modelimizin benzerliklerinin aynı şekilde gerçekleşmesi mirror işlemi yapacağız. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Mesela round işleminden önce ki buradaki rip ve delik komutlarını mirror komutuyla şu düzleme göre daha önceki oradaki düzleme göre aynalamak istediğimizi söyleyip bu şekilde aynalayacağız gördüğünüz gibi. Sonra round komutumuzu tekrar aktif hale getiriyoruz. Daha sonra buradaki round komutumuzla bağlı olacak şekilde buradaki ilk extrude'umuza kadar geçen bütün şeyleri, komutları seçip bunları tekrar aynalamak istediğimizi söyleyip şu düzleme göre, orta düzleme göre aynalamak istediğimizi söylüyoruz. Gördüğünüz gibi hem arka tarafta hem ön tarafta modelimizin oturabileceği yerleşim düzlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu modelimizin üzerine fan flanşını bağlamak üzere flanş delikleri oluşturacağız. Bunun için de yine hole komutuna gidiyoruz. Hole komutu içerisinde bu sefer farklı bir uygulama yapmak için placement'tan lineer yerine radyalı seçiyoruz. Radyalı seçtikten sonra bizden referans istiyor. Bu referans olarak içinde örneğin dönme ekseni seçiyoruz. Bir tane de bu dönme ekseninde kaç derece döneceğini belirtmek için bir şey yapıyoruz. Delik çapımızı buradan ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi delik çapımız 3 olacak. Ve modelimizin buradaki yerleşimini dikkat ederseniz ayarlamamız gerekiyor. 36 radius değeri 36 olacak şekilde ve buradaki aradaki açı da 30 derece olacak şekilde deliğimizi buraya yerleştiriyoruz. Fakat dikkat ederseniz deliğimiz bütün modeli delmesini istemediğimiz için burada sağ tuşa tıklayıp to next deyip yani görmüş olduğu bir sonraki yüzeye kadar yani şu yüzeye kadar delik delme işlemini gerçekleştirmesini istediğimizi söylüyoruz. O da oraya kadar delik delme işlemini gerçekleştiriyor bizim için. Deliğimizi bitirdikten sonra bunu sağ tuşa tıklayıp pattern diyoruz. Ya da buradan da pattern diyebilirsiniz. Pattern deyip bu deliğimizi çoğaltacağız. Axis pattern yani bir eksen etrafında döndürerek pattern yapacağımızı söylüyoruz. Şurada 360 derece eşit aralıklarla toplam 6 tane olacak şekilde eksen üzerinde pattern yapmasını istediğimizi söylüyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki pattern işlemimizi gerçekleştirdik ve bu şekilde fan gövdesi modellemesi işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Son olarak isterseniz burada modelin farklı bir renkte renklendirilmesi için örneğin diyelim ki ben sarı olmasını istiyorum. Bu şekilde modelin kendisini seçerek renklendirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde modelinizi tamamlamış olabilirsiniz.